Geliniz aileleri, yuvalarımızı şu beton baskılarından, reklam çılgınlığından, onun bunun ne diyeceğinden kurtaralım. Ailemizle Allah'a kaçalım. Rabbim, sana geldim. İnsanlar beni anlamadılar. Sen beni anlarsın Allah'ım diyelim. Psikoloğa gitmek yerine, aile danışmanına gitmek yerine, eşin uyuduktan sonra ışıkları söndür, abdest al, seccadeni ser, soğuk odada da olsa yalnız Rabbinin karşısına dikil, niyet et, Rabbim iki rekat namaz kılıp huzuruna durmak istiyorum, delirmek üzereyim, bu dünyada ben senden başka sığınacak birini bulamadım, bana rahmetini aç, bana engin rahmetinden sabırlar indir, eşime de bana da sana kulluk nasip et, 10 senedir beni çıldırtan çocuklarıma rahmet et, bana sabır ver, çocuklarıma akıl ver. Rabbim, eğer beni, bu duamı kabul etmeyeceksen, daha imtihan edeceksen, bu namazda secdeden, başımı kaldırmadan, bari asi olmadan ruhumu al, çocuklarıma el uzatmış olmayayım, eşime beddua etmiş olmayayım. Ben senden başka sığınacak birini bilmiyorum, bulamıyorum. Kabul et beni, koru beni, koru beni ey Rabbim. Beni delirttirme, delilerin eline düşürme derim. Ertesi gün, ertesi gün muayeneden gelmiş, yıkanmış, yağlanmış bir mümin olarak Eyyub Aleyhisselam'ın sabrıyla, Nuh Aleyhisselam'ın sabrıyla hayata yeniden çıkarım. Daha olmadı öbür akşam parka giderim, bir saat, iki saat çocuklar gibi ağlarım. Kim, kim bu ağlayan? Evin babası, evin annesi. Ben küçük bebek olsaydım Allah'ım, ağlardım, annemin kucağına giderdim. Bu 40 yaşından sonra anam beni ne etsin, babam beni ne etsin? 40 yaşına geldim, hala dertlerim bitmedi. Ben de sana geldim Allah'ım. Al beni rahmetinle, bana lütfunla muamele et derim. Ama ailemi, akrabaya, çevreye deşifre etmem. Aile mahremiyetimi bir eşim, bir ben ve bir Allah biliriz. Bir de melekler bilir ve settar olan Allah bildiği için de ben ondan aleyhime bir sonuç doğmayacağını bildiğim için güven içinde olurum.